Selam aziz dinleyiciler, bizi izleyen, yakından takip eden dostlarımız. Bilirsiniz bizim akışımızı da, bizim programımızda konuşulanları da yakından uzaktan bilirsiniz. Ve bugün de eyni eneneye devam ederek milli bir hocamızla, milli duruşuyla, milli mücadelesiyle, zor olan bir mücadeleyle diye. Çünkü milli duruş milletinin yaşadığı haksızlıklarla mücadele veren ve bunu gelecek nesillere taşımak için araştırma aparan aydınlarımız için bu çok da kolay değil. Hem manevi hem maddi olarak da zararını zaman zaman görürler, ama buna bakmayarak Ergün Kariptaş hocam bu yolu seçmiş ve bu yolda da devam eder. Ben onu sunumlarından tanıyorum. O kadar mükemmel işler görmüşler ki hakikaten şaşırmamak mümkün değil. Yakın 35 dakikaya bunu ne kadar sığdırabileceğiz bilmiyorum, ama eminim ki hocamız bize bir şeyler mutlaka anlatacak ve biz bunlardan bir şeyler öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz. Önce kendiniz hakkında bizim dinleyicilere bilgi vermenizi isterim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bana bu fırsatı verdiğiniz için herkese buradan merhaba diyorum. Bu güzel pazar günlerini bizlere ayırdıkları için, bizi misafir ettikleri için, hatta size çok teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtayım. Ben 1967 Hatay'ın Kırıkhan ilçesindenim. İlk orta eğitimi burada yaptım. Lisans, yüksek lisans eğitimimi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde biyoloji üzerine yaptım. Daha sonra İngiltere'ye gittim doktora eğitimim için. Newcastle Üniversitesi'nde mikrobiyoloji eğitimi, doktoramı mikrobiyoloji üzerine yaptım. Daha sonra ülkem, devletim beni Kırşehir'e gönderdi. Orada, daha doğrusu burada şu anda Kırşehir'de yaşıyorum. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji bölümünde çalışıyorum. 16-17 yıldır buradayım. İngilizce bilirim. 3 tane çocuğum var, ellerinizden öper. Efendime söyleyeyim. Asgard Türkleri konusuna, Kafkasya'ya, son zamanlarda da Karabağ meselesine gönül vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim de dedelerim, nenelerim oradan gelmişler. Oraların hikayesiyle büyüdüm. Orada inanın bir trafik kazası olsa o tarafta, buradan ben takip ediyorum. Acaba yaşayacaklar mı? Allah onlara şifalar versin diye. En son işte bu Karabağ meselesinde Karabağ'la kalktık, ya Karabağ'la yattık. Allah'ın izniyle büyük bir zaferle çıktık. Bundan dolayı da Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için gece gündüz mücadele eden Azerbaycan zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Allah'a çok şükür bugünü de gördük diyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü denilen bir şey vardı. Adeta ihmal edildi Azerbaycan milleti. Aldatıldı belki de. Masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azerbaycan devleti en son ordusuyla, milletiyle bir araya geldi. Bir demir yumruk oldu. Başkan İlham Aliyev'in dediği gibi demir yumruk oldu. Ve kendi bileğinin gücüyle zafere ulaştılar şu anda. Ama zafere giderken adım adım işgal altındaki şehirlerini kurtardılar. Bugün Karabağ azatlığa kavuştu. Bundan dolayı diyorum ki Azerbaycan'ın sevinci, Azerbaycan'ın gururu bizim sevincimiz, bizim gururumuz. Sizin üzüntünüz aynı zamanda bizim üzüntümüzdür. Yani bu Türkiye'de 75 milyon, 85 milyon insan aynı şeyi söyleyecektir. Ve bu yürek bizde oldukça her zaman biz Azerbaycan'ın yanındayız. Cenab-ı Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet ve Peygamber Efendimiz'e komşu olmalarını diliyorum. Yine buradan tüm şehit analarına, Azerbaycan analarına ve babalarına selamlarımı iletiyor. O mübarek ellerinden öpüyorum. Selam olsun Bakü'ye diyorum. Selam olsun Tertere, selam olsun Tovuz'a, selam olsun Bingeçevir'e, Berde'ye selam olsun, Hocalı'ya selam olsun, Adama, Laçin'e, bütün Azerbaycan'a selam olsun. Allah'ım, Yüce Allah'ım, biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler ölmez, onlar diridirler. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan'a
Selamlarımı söyledim ama söylerken de kusura bakmayın, heyecanımı bağışlayın. Çünkü Azerbaycan denilince veya Kafkasya, Ahıska denilince bizim kalbimiz, yüreğimiz sızlıyor. Kusura bakmayın. Hocam, böyle aynı zamanda duygusal bir giriş yaptık. Güzel oldu. Ben de duygulandım. Evet. Çok teşekkür ederim. Bütün bizim yolumuzu gözleyen, o böyle diyek düşman ayakları altında kalıp bizim yolumuzu gözleyen Ahıska'ya, İravan'a, Tebriz'e, Kerkük'e, Halep'e, her birine yani selam olsun diyek, Doğu Türkistan'a selam olsun diyek. Hocam anlatırken onun faaliyetini yakından bilirim. Bizim bir grubumuz var, Traktör grubu, genellikle aydın kesimin, Türk dünyasının aydınlarının olduğu bir gruptu. Ben oraya şey diyeyim, İnsan nasıl olmalıdır, buradan görürüz. İnsanlık dersi veren bir gruptu. Orada zaman zaman bu 45 gün müddetinde sizlerin koyduğunuz bazen tepki, bazen destek, bazen mutluluk paylaşımlarınız. Yani hatta şey deyirdim ben, bazen ben de böyle bir şeyler, hayır böyle değil, öyle değil. Kendi kendime deyirdim ki Allah'ım, Azerbaycanlılar bile bu kadar olaya hassas yanaşmıyorlar ki. Bizim insanımız içi yanmazsa o ters tepki koyan, bana göre ters tepki koyan da içi yandığı için bunu yapar. Çünkü daha güzel olmasını istiyor, daha iyi olmasını istiyor ve siz bunlardan biriniz. Hocam siz aynı zamanda Ahıskalısınız, yolunuzu gözleyen bir yurt var. Ben de Türkiye'de yaşayan bir İravanlıyım, yolumu gözleyen bir yurt var. Ahıska'yla Karabağ'ı bir isterdim bir mügayese edek. Tabii ki. Şöyle ki, şimdi söylenecek çok laf var fakat süremiz kısa. Bu kısa süre içerisinde şunu söyleyebilirim size. Bu meşhur Türkmençay Anlaşması var. Bu Türkmençay Anlaşması'nda Rusların her zaman yaptığı bir oyun sergileniyor. Nedir bu oyun? Hem Ahıska'da yapılmış hem Karabağ'da, daha doğrusu Azerbaycan coğrafyasında, yani Türklerin olduğu yerde bu yapılmış. Nedir bu oyun? Oradan Türkleri kovmak, oraya Ermenileri serpiştirmek. Bu Türkmençay Anlaşması'ndan işte İran'dan 40 bin kadar, Osmanlı topraklarından 90 bin kadar, başka topraklardan Ermeniler o tarafa getirilerek bilinçli bir şekilde iskan politikası yapılmış. Zaten Rusların tarih boyunca ta Çarlık Rusyası'ndan beri biliyoruz. Sürekli o topraklarda hakim olmak istiyor ve hakim olmak isterken de etnik unsurlar üzerinden bu hakimiyetini gerçekleştiriyor. Yani bir yerde de şimdi üzülmemek elde değil. Kafkasya'ya bakıyorsunuz, yaklaşık benim bildiğim 200'e yakın farklı dil var. İşte bununla beraber farklı etnik unsur var. Bunların hepsini birbirine düşürmüş. Hepsi birbiriyle problemli. Ama en büyük zararı biz görmüşüz. Çünkü nüfus olarak en etkin grup Türklerdir. İşte Ahıska'da Türkler zarar görüyor, Karabağ'da Türkler zarar görüyor. Kimi kullanarak? Ermenileri kullanarak. Ve bunlar yapılırken, ben geçenki konuşmamda da söyledim, İnanın bunların hepsi soykırım şeklindeki sürgünler veya çıkartmalar. İşte Karabağ'ı hatırlayın, Hocalı'daki sürgünü hatırlayın. Ne yapıldı orada? Yine Ruslar Ermenilere bildiğimiz kadarıyla 1997 yılında işte destek vermişlerdi. Bir gün öncesinden bombalanmıştı oralar, değil mi? Askeri birlikler bombalanmıştı. Askeri birlikler bombalandıktan sonra Rusların gözetiminde Ermeni gerillalar, işte askerler şehre girmişti. İşte şehrin bir tarafını açık bırakmışlardı halk çıksın diye. Oysa ki halk orada aldandı, oradan çıkış yaparken orada halkı bir de bombaladılar. Bir de bunun üzerine yakaladıkları insanları öldürdüler. Yani yaklaşık bildiğim kadarıyla 600'ün üzerinde bir şehidimiz vardı bizim orada. Şimdi bu zulüm, soykırım değil de nedir? Yani siz kalkıyorsunuz, insanları ata yurtlarından çıkarıyorsunuz. Ata yurtlarından silah zoruyla çıkardığınız gibi bir de canlı kalmasın diyorsunuz. Onları öldürüyorsunuz. Şimdi Ahıska'ya geliyorum. Ahıska'da da aynı şeyi yapmadılar mı? Ahıska'da İkinci Dünya Savaşı başlarken siz Ahıska'dan 40 bin tane asker alıyorsunuz, gençler alıyorsunuz, 15 ile 50 yaş arası insanları alıyorsunuz, bunları savaştıracaksınız. Ve bunları daha önce askere almamışsınız, cahil bırakmışsınız. Bunların eline silahları veriyorsunuz, savaştırıyorsunuz.
Diğer taraftan bunlar savaşırken siz bunların çoluk çocuğunu onları süreceksiniz Kasım 14 Kasım'da. O tren yolunda çalıştırıyorsunuz, o tren yollarını yaptırıyorsunuz. Daha sonra bunları sürüyorsunuz, buraya Ermenileri yerleştiriyorsunuz ve bunları yolda giderken ölüme terk ediyorsunuz. Soğuk, açlık, hastalık, yani bunları insan yerine bile koymuyorsunuz. Şimdi nasıl Karabağ'da bir acımasızlık, işte Hocalı örneğini verdim, yapılmışsa aynısı fakat şekli farklı. Ahıska'da yapılmış. Biraz daha yukarı çıkıyoruz. İşte Kırım Tatarlarına yapılmış. Biraz daha geçmişe bakıyoruz, Kalmuklara bakıyoruz. Çeçenlere yapılmış. Yani bunları insan düşünüyor ama yaptığın halkların hepsi Türk. Yani çok ilginçtir bu. Fakat sürekli bir tarafı tutuyorsun. Ermenileri tutuyorsun. Ermenileri kullanıyorsun. Veya işte ayrılıkçı grupları tutuyorsun. Fakat saldırdığın insanlar veya toprağını işgal ettiğin insanlar Türk. Bu noktada yani soykırım yapılmıştır noktasında bir benzerlik var, birliktelik var. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanında belki konumuz değil ama sabah eşimle konuşuyorum. Dedim ki Karabağ denilince veya Ahıska denilince ne düşünüyorsun dedim. Dedi ki mazlumu düşünüyorum dedi. Mazlum. Yani hakikaten bu insanlar mazlum duruma düşürülmüştür. Ya dile kolay 800 bin insan, rivayete göre 1 milyon değil mi? Yani bazı kaynaklar diyor ki 1 milyon üzerinde insan Karabağ bölgesinden çıkarıldı. Yani zorla çıkarıldı. Aslında 1 milyon 300 bindir ve 500 binde İravan'dan 88. yılda kovulan Türkler var. Ama o zamanki Sovyet rejimi ve 92'de biz yeni bağımsız olsak da hemen dönemde Sovyetler Birliği'nin tayin ettiği bir adam vardı başımızda. Hocalı soykırımı olarken Ayaz Mütellibov dönemiydi ki komünist bir Sovyet rejimi ve o yüzden de bazı rakamları küçülttüler. Mesela şimdi 630 şehit deyirik Hocalı'da. Ama o böyle çoktur çünkü 2000'e yakın insan yok ortada. Evet. Buyurun hocam devam edin, özür dilerim. Evet, yani mazlum duruma düşürmekten bahsediyorum. Tamam, Azerbaycan devleti güçlü olabilir veya Türkiye devleti şimdi Ahıska Türklerine sahip oluyor, güçlü olabilir. Ama siz bu insanları niye mazlum duruma düşürdünüz? İşte 1,5 milyona yakın insan gidiyor. Efendime söyleyeyim, tamam, yakınları diyor ki gel benim evimde kal. İşte diyor ki sana yiyecek, sana giyecek. Fakat bu insanlar Karabağ bölgesinde zaten mutluydu. Zaten bu insanların her şeyi vardı. Fakat sen bu adamları mazlum duruma düşürdün. Bu adamlar 30 yıldan beri yurtlarına bir gün döneceklerinin rüyasıyla, hayaliyle yaşıyorlar. Allah'a çok şükür. Bu insanların çocukları orada savaşıyor. Şimdi ben Azerbaycan bölgesinde, işte Saatli bölgesinde yaşayan Ahıskalı çocuklar var. Ben onların sayfalarını da takip ediyorum. Ahıskalı çocuklar da gitti. Beraber savaştılar, omuz omuza savaştılar. Onlar da şehit verdiler. Ama onlar hiçbir zaman biz Ahıskalıyız falan değil. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Beraber savaştılar. Hiç ayırt etmeden. Neden? Onlar da, onların dedeleri de yıllar önce aynı zulmü yaşamışlardı. Aynı mazlum duyguları onlar da çekmişti. Yani Karabağların halinden en iyi Ahıska Türkleri anlar. Bu noktada da bir kesişme noktası vardır. Ama Allah'ın inayetiyle o zaferi kazandık. İnşallah bu kalıcı olacaktır. Ümit ediyorum sizin dediğiniz gibi. İnşallah bir gün Ahıska Türkleri de vatanlarına kavuşacaklardır. Revan bölgesinde yaşayan insanlarımız da bir gün gelecektir. Allah'ın adaletine inanıyorum ben. Allah'ın adaletine. Bu adaletin de bir gün tecelli edeceğine de inanıyorum. Allah büyüktür diyoruz. Doğrudur hocam, ben de inanırım. Zaten hak naziler ama üzülmez demiş Dede Korkut. Hele 3500-4000 yıl önce. Yani hak incilir ama kırılmaz demiş. Ben de buna inanırım. Ne olursa olsun biz 100 yılda geçse Türksüz Kafkas projesini, evet,
yok edeceğiz. Çünkü Ahıskalı'nın da, İravanlı'nın da, Karabağlı'nın da, diğer Türk toplumlarının da başına getirilen bütün oyun, o büyük imperialist güçlerin Türksüz Kafkazlar, ümumiyyətlə Türksüz dünya projeleri var ki, onu birdən-birə rahatsız edebilmirlər. Dönem dönem yapılır. Hocam, ben sizin sunumunuzu dinlerken resmen ağladım yani. Hakikaten böyle kendimi tutamadım. Çünkü aynı kaderi yaşamışım. Hala onu anlatarken aynı kader. Şimdi dediniz ya, Ahıskalı çocuklar da orada şehit olmuş ama hiç de. Tabii ki, çünkü 92'de de aynıydı. Ahıskalılar Azerbaycan'a yeni gelmesine rağmen hepsi gönüllü olarak ve benim tanıdığım kaç tane şehit ailesi, gazilerimiz var. Allah bin kere razı olsun. Bir Saatlı'dan olan bir gazimizin oğlu da şehit oldu. Bu babası 92'de gazi olmuştu. Evladı indi şehit oldu. Yani böyle şeyler, çünkü aynı kaderi bölüşmüş. Ben çok isterim siz biraz o zamanlar yakınlarınızın ya Ahıskalıların yaşadığı o böyle birkaç örnek verirsiniz. Bunu çok isterim. Evet. Çünkü siz trende giderken insanların yaşadıklarını filan anlattığınız çok duyguluydu. İsterseniz şöyle, yani genelleyeyim hepsini. Oraya geleceğim. Şimdi az çok oranın tarihçesini biliyoruz. Fakat yine ben tekrar edeyim. Eğer biz Kafkasların, Balkanların ve Orta Doğu'nun ve Anadolu'nun tarihçesini iyi bilmiyorsak, efendime söyleyeyim, buranın ileriye dönük, burayla ilgili iyi projeler, iyi planlar yapamıyorsak, yani iyi bir vizyon koyamıyorsak, biz bunları boş konuşuyoruz. Ama inanıyorum ki bu Karabağ hadisesinden sonra, Karabağ zaferinden sonra gerek Kafkaslar'da, gerek Balkanlar'da, gerekse Orta Doğu'da bulunan diğer etnik unsurlar bu işten çok etkilendiler. Çok çok etkilendiler. Aynı bir karın çığ olması gibi burada değişik hareketler olacağına inanıyorum. Yani bundan sonra bu işin önü alınamaz. İşte bu iş bu kadar hareketli olmuşken bizim burada yeni vizyonlar ortaya koymamız lazım. Ki bu konuşmaları biz 40-50 yıl sonra yapmayalım. Şimdi yapıyoruz. Şimdi yapmak zorundayız. Çünkü diğer konuşmamda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Eğer Hazreti Ali'nin dediği gibi biz bu haksızlıkları engelleyemiyorsak şu anda duyuracağız. Bizim görevimiz bu. Biz bu haksızlıkları duyuruyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. İşte ileride bize haksızlık yapılmasın diye biz bu yaşananları anlatmak zorundayız. Yaşananlar neydi? Şimdi bu coğrafyanın, Ahıska coğrafyasından, bölgesinden bahsediyorum. Gerçek sahiplerini siz bu topraktan 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece kovdunuz. Attınız bunları. Atayurtlarından koparttınız. Fakat kopartırken siz hiçbir komşunuza veya dünya kamuoyuna bunu belirtmediniz. Yani burada bir kere sahtekarlık, yalan burada başlıyor. Siz gizli bir şekilde kovdunuz bunları. Çünkü nereden biliyoruz bu işkenceyi veya bu zulmü, bu yalanı? Sürgünden 20 veya 25 yıl sonra Burluski diye bir asker, subay Amerika'ya iltica ediyor. İlticasında diyor ki ben bu sürgünlerin hepsinde vardım. Sadece Balkar sürgününde yoktum diyor. Yani dünyadan saklanmış. Peki bu sürgün aşamasına gelinceye kadar siz ne yaptınız bu insanlara? Bu adamların fikir adamlarını, düşünen adamlarını açmışsınız. Bu adamların din eğitimini, bu adamların dil eğitimini, efendime söyleyeyim, bu adamların siyasi hayatlarını etkilemişsiniz. Sizin hoşunuza gitmeyen bir şey söyledikleri zaman siz bu adamları tutuklamış, öldürmüşsünüz. Sizden yana olanları da, hani siz Ayazmut Talifoğlu'dan bahsettiniz. Emin olun, eğer biraz daha ilerleseydi Ruslar kendi elleriyle Ayazmut Talifoğlu'nu da öldürürlerdi. Şayet o deseydi ki kardeşim yeter, ben de bu ülkenin çocuğuyum. İşte kendisiyle beraber hareket eden insanları da öldürdüler. Yani böyle acı bir olay. Bununla da yetinmediler. İşte o bölgenin etnik yapısını veya işte demografik yapısını değiştirmek için 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece bu insanları oradan sürdüler. Sürerken de normal şartlarda sürülmedi bunlar. Yalan söylendi. Denildi ki bunlara 2-3 hafta sonra geleceksiniz. İşte Alman tehlikesi var. Türkiye ile savaşa girebiliriz.
Yalan söylediniz, sürdünüz bu insanları. Normal şartlarda sürmediniz. Sürdüğünüz hayvan katarları, hayvan taşıdığınız trenlerde taşıdınız bu insanları. Yani yaşayan, bu sürgünü yaşayan dedelerimden ben duydum. Diyor ki, tren diyor normal bir tren değil. Her tarafından hava girişi çıkışı var. Artı 15 kişinin sığacağı bir ortama bize 30 kişi koydular. Bunun yanında aile bütünlüğüne hiç dikkat edilmemiş. Yani ben işte komşumun oğluyla veya hanımıyla şey yaparken, sürgün edilirken benim ailemin fertleri başka vagonlarda yer almış. Bunların da başka başka yerlere gittiğini düşünecek olursanız bunlar vardıkları noktada farklı yerlere varmışlar. Yani menzilleri farklı olmuş. Biri Kırgızistan'a giderken öbürü Özbekistan'a gitmiş. Yani baba oğuldan, efendime söyleyeyim, eş işte hanımından, hanım kızından hep ayrı düşmüşler. Böyle bir sıkıntı. Giderken daha kötü, tam böyle insan onuruna yakışmayan davranışlar. Nedir mesela? Bu insanlar aç bırakılmış. Nedir? Bu insanlar soğuktan donmuş. Efendime söyleyeyim. İşte hastalık çıkmış. Hastalık neticesinde ölen insanları siz ölür ölmez her gün kontrol ediyorsunuz kimler öldü. İşte o yolları benden daha iyi biliyorsunuz. Almışlar bunların bütün cesetlerini dışarıya atmışlar. Yani o yol boyu bütün cesetler kuşa kurda yem olmuş. Bunun yanında biliyorsunuz aynı geleneğin çocuklarıyız, aynı dinin mensuplarıyız. Yani bir erkeğin yanında bir kadının küçük abdestini yapması veya işte kendine mahsus özel işleri yapması ayıptır bizde. Erkeğin de öyledir. Erkek kendi ihtiyaçlarını nasıl görecektir? Kadın nasıl görecektir? Görememişler. Bir kısım kadın işte o ihtiyacını gideremediğinden idrar yolları rahatsızlanan, neyse dilim varmıyor, vefat eden kadınlar olmuş. Hamile bayanlar var yolda. Bu hamile bayanlar işte çocuklarını doğuracaklar. Bunlar çocuklarını doğururken çeşitli sıkıntılar yaşamışlar. İşte kadınlar çevresinde bir halka oluşturmuş. Erkekler çevresinde sırtlarını dönerken ikinci bir halka oluşturmuşlar. Doğumlar böyle olmuş. Yani tam bir ölüm vagonu bunlar. Tekerlekli ölüm vagonu. Bu şekilde tam bir ay süren, birileri diyor ki işte efendime söyleyeyim 4 hafta sürdü. Biri diyor ki 5 hafta sürdü. Bu kadar uzun süren işte o soğukta, o ayazda bu insanları siz resmen soykırıma tabi tutmuşsunuz. Yani bunun adı sürgün falan değil. Kusura bakma. Şimdi konuşurken insan dinlerken duygulanıyor. Yani bir insan olarak bu başka bir milletten birisi de olsa kar olurduk. Ama ne yaptılar? Nigar Hocam çok iyi biliyorsunuz. Biliyorsunuz Ermenistan halkı, işte özellikle de diasporadakiler ne yaptılar? O Türkiye'de 1914-15 yıllarında işte yerleri değiştiren Ermenilerin hikayelerini anlattılar. Biz bu hikayeleri anlatamadık kimseye. Dediler ki işte Osmanlı Devleti bunu yaptı, şunu yaptı. Şeyi okuyorum, Karabağ'ı okuyorum. Bir tane Ukraynalı bayan, bilmiyorum benim yazışmalarıma dikkat ettiniz mi, tanıdığım birisi, bana musallat oldu. Şeyin, Ermenilerin Azerbaycan Türklerine yaptığı işkenceyi tam tersi anlatıyor. Ya dedim sen nereden okudun bunu? Tam tersini yazıyor sayfasında. Dedim bak yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, olayları çarpıtıyorsun. Aynısını işte o yer değiştirme hadisesinde de yaptılar. Bu Türkiye'deki bu yer değiştirme, Osmanlı dönemindeki yer değiştirme, ben tehcir de demiyorum artık ona. Yer değiştirme hikayesinde veya olayında inanın o şeyi, o taşıma işini organize eden Ermeni polisler var. Ermeni askerler var, Ermeni doktorlar var o dönem. Kendi dairesi içerisinde konuşuyorum. Ya bunun ismi nasıl bir soykırım olabilir? Siz soykırımı gelin işte Hocalı'da görün. Gelin Azka Türklerinde görün. Yani her şey bu kadar açıkken maalesef biz hakkımız olan şeyleri de anlatamadık. Yani biz, ben bazen kızıyorum. Ya biz niye böyleyiz? Yani biz niye anlatamıyoruz derdimizi? İşte onun için diyorum bu haksızlıkları önce biz anlatalım. Ama bir tarih şuuruyla anlatalım bunu. Bu şuura ermezsek, bu şuuru işte Kafkasları, Balkanları, Orta Doğu'yu iyi bilmezsek, buradaki geçmişi iyi anlayamazsak, iyi süzemezsek, ben çocuklarımıza veya çevremizdeki insanlara çok şey anlatamayacağımızı düşünüyorum.
Evet, bu böyle bir acılı hikaye. Daha sonra vardıkları yerler var. İşte Kırgızistan'a, efendime söyleyeyim, Özbekistan'a, Kazakistan'a varıyorlar. Vardıkları yerde nasıl bir şeydir bu komünist düşünce, ben anlayamıyorum. Bu adamlar sana hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış ve 40 bin tane insan vermişler. İkinci Dünya Savaşı'nda gitsin savaşsınlar diye. Sana hiçbir şey yapmamış. Sen gittin. Buyurun, siz bir şey diyeceksiniz herhalde. Ya sesiniz kapalı, evet. Sesiniz yok, kapalı. Bir şey söylemiyorum. İçimden böyle bir ah çektim. Yani yaşadıklarımızı, evet, size anlattıkça, böyle gözlerimin karşısında döndükçe böyle hakikaten, yani bu kadar zulüm, bu kadar böyle bir insanlık suçu değiller ya. Bu, inanın, hayvanlık suçu bile değil ya. Böyle bir şey olamaz yani. Evet. Buyurun. Maalesef bu insanlar işte o noktalara gitmeden, yani Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ülkelerine gitmeden, orada da Komünist Parti vasıtasıyla veya o NKVD, bu İçişleri Bakanlığı'nın yoluyla işte bu insanların hayvan yedikleri, hayvana benzedikleri, efendime söyleyeyim, pardon, insan eti yedikleri, işte hayvan gibi oldukları, işte ülkelerine ihanet ettikleri gibi şeylerle, böyle suçlamalarla o halkın, kendilerinden olan bir halkı, halk üzerinde bir önyargı oluşturmuşlar ki bunlar bir araya gelmesin. Fakat bu yıkılmış tabii zamanla. Fakat bu süreçte yaşananlar çok acı. Ne yaşanmış mesela o süreçte? Demiş ki sen 12 yıl şu köyden şu köye gidemeyeceksin. Ya ne yapmış bu adam? Sen 12 yıl bu adamı bir köyden bir köye gidişine izin vermiyorsun. Diyor ki doğum olunca benim haberim olacak. Kim doğdu? Kim öldü, benim haberim olacak. Sen 10 günde bir geleceksin. 10 günde bir geleceksin. Bana burada olduğuna dair imza atacaksın. Yani bunlar yaşanmış. Bir köyden bir köye evlilik olacak mesela. Demiş ki ben bu evliliğe izin vermem. Yani bırak normal insan haklarını. Bırak normal insan haklarını. İnsanın temel ihtiyacıdır evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak. Buna bile müsaade etmemiş. Yani bu soykırım değil de nedir? Bakın, bu konuda o gün de söyledim, tekrar söylüyorum. Robert Conscus diye bir adam var. Bu adam bu dünyadaki sürgün olaylarını inceliyor. Diyor ki ya diyor, şaka falan değil diyor. Benim diyor tespitlerime göre diyor, 200 bin kişi diyor sürüldü. O yıllarda da herhalde İzlanda ülkesinin nüfusu veya Kuveyt ülkesinin nüfusu da 200 bin. Diyor ki bir Kuveyt gibi, bir İzlanda gibi bir ülke yanı başında, yani Türkiye'nin yanı başından sürülüyor ve kimsenin haberi olmuyor. Ve diyor bu belirtilken, rakam verilirken işte 80 bin 90 binlerden bahsediliyor. Bak bu adamın söylediği hocam, 200 binden bahsediyoruz. Hani en başta Karabağ'da da bir rakamdan bahsettik ya, hep rakamlar böyle az veriliyor. Oysa bakın ben 800 biliyordum, siz diyorsunuz ki bu 1 milyonun yukarısındaydı, 1 milyon 200'dü. Bunun gibi yine Alexander Bennigsen olması lazım, o bir başka tarihçinin. O da diyor ki dünyada diyor benim diyor gözlemime göre diyor iki tane diyor soykırım vardır diyor. Biri diyor Kırım Tatarlarına yapılan soykırımdır diyor, öbürü de Aska Türklerine yapılandır diyor. Bu soykırımlar diyor tam manasıyla, gerçek manasıyla yerine de getirilmiştir diyor. Yani şimdi bunu bir Müslüman dese, bir Türk dese deriz ki yani bunlar abartıyor. Ama bunu kendileri söylüyor. Yani yaptıktan sonra bir de bunu söylüyorlar. İnsanın ağrına gidiyor. Ne ağrına gidiyor? İşte Türkiye'de biz bunları anlatıyoruz. Türkiye'de. Siz de eminim Azerbaycan'a gittiğinizde anlatıyorsunuz. Ya insanların ilgisiz olmasına, insanların ne mi lazımcı olmalarına çok canım sıkılıyor. Ya ben bugün Kırşehir'de oturuyorum, Orta Anadolu'da bir yer. Ben yarın aynı zulmü yaşamayacağımın garantisini veremem kimseye. Çünkü düşman, hani ne diyorlar, su uyur, düşman uyumaz diye bir atasözü var. Sizde de var mı bilmiyorum. Su dedikleri aslında, değil mi? Düşman askeri, su dedikleri. Subay da oradan geliyormuş, su kelimesi. Şimdi uyumuyor insanlar. Onlar uyumuyor. Bizimkilerin uyuşuk olmasına, İşte onların bazen düşüncelerine, kapılmalarına aklım ermiyor. Ben 12 Eylül'den önce görürdüm. Bazı gençlerimiz buralarında Stalin'in, Lenin'in fotoğraflarıyla gezerlerdi. Böyle tişörtlerinde. Çok gücüme giderdi. Yani biz yıllar sonra inşallah
arzu ediyoruz ki Azerbaycanlı çocuklar şimdi bile yapıyorlardır. İlham Aliyev'in fotoğraflarıyla gezsinler. Liderlerimizin fotoğraflarıyla gezsinler. Yani bizim cumhurbaşkanlarımız, başkanlarımız çok aşağı insanlar değil. Onlar çok yukarıda insanlar. Yani şu günün şartlarında savaşa girmek, başarılı olmak her yiğidin kârı değil. Yani bu konuda da tabii ki Türkiye üzerine düşeni yapacaktı. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan da razı olsun. Tabii ki yapacak bunu. Ama şu şartlarda savaşmanın ne kadar ağır bir şey olduğunu herkes biliyor. Yani direkt ekonomiyi siz bitiriyorsunuz. İşte gerektiği zaman savaşacağız fakat bunun önemini anlatacağız. Yani bizdeki gevşekliğin bir şeyini söyleyeyim. Bilmiyorum sizde nasıl geçiyor o, yani Azerbaycan'da. Mesela Ahıska Türkleri Çor Irmağı ve Kür Irmağı arasında tarih boyunca yaşamışlar. Bizim bu Kür kelimesi bizim Milli Eğitim'in kitaplarına Kura diye geçmiş. Ben bunu diyorum ki Kura demeyin. Buranın orijinal ismi Kür. Senin atan, ecdadın buraya Kür demiş. Bana cevap geliyor. Hocam emin misiniz? Ya eminim diyorum, sen eski tarih kitaplarına bak, ne yazıyor orada? Orada Kür yazıyor. Aynısı gençlere bu meseleyi anlatıyoruz biz. Ahıska'dan bahsediyoruz. Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Ahıska'dan bahsederken diyor ki Alaska mıydı diyor. Yani Alaska'da da Türkler var mıydı diyor. Bu kadar cahil, yani bu kadar üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu bu arada aklıma geldi. Benim nenemin ismi Şuşa mesela. Benim nenemin ismi. Evet. Yani biz derdik bu ne manaya geliyor? Sonradan öğrendim. Beyaz manasına geliyormuş. Yani o şişedeki saydamlık Şuşa olmuş. Böyle geçmiş tarih boyunca. Bu da sevindirici bir şey. Doğru hocam. Buyurun. Zamanımız evet. Kısalır. O kadar güzel konuştunuz ki böyle zaman nasıl akıp geçti bilmiyorum. 3 dakikamız var. Bu 3 dakikanı da yine size veririm. Hem sağollaşacaksınız onun içerisinde insanlarla hem de devam edeceksiniz. Allah nenenize de rahmet eylesin. Şuşa ismi Azerbaycan'da da çok ünlüdür. Evet. Buyurun hocam. Yani özellikle bizi dinleyenlere olayı bir noktaya getirmedim. 2 nokta üzerinden, işte nasıl 2 noktayı sentez yaparımın üzerinden dururken işte böyle zaman kaybı oluyor. Olsun, önemli değil. Yani Şuşa sadece Azerbaycan'ın, Karabağ'ın bir değeri değil. Bizim de bir değerimiz. Biz isimlerimize, kızlarımızın isimlerine vermişiz vakti zamanında. Yani geçmişe baktığımızda aynı noktadan hareket ettiğimizi, aynı noktadan çıktığımızı zaten görüyoruz. O bizi birleştiriyor zaten. Fakat önemli olan okumak, okumak, okumak. Ben onu söylüyorum, onu biliyorum. Bunun dışında sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa ben onu söyleyeyim. Hani şeyde kesintiye yok, uğramasın. Hocam soracağım her şeyi o kadar güzel anlattınız ki böyle bir akarla geçti. Bir de mikrofonu kapatıp sizi dinleyirdim ki böyle elave bir ses gelerken bir kenardan olan bir ses size rahatsız etmesin. Aslında bununla bitirmeyelim. Sizden sözünü alalım. Yani arada ileride zamanınız olursa 15 günden bir, 20 günden bir bu konuları gündeme getirelim. Biz diyelim ki insanlarımız da bunu duysun. Çünkü bizim başımıza ne geldiyse unutkanlığımızdan geldi. Size çok teşekkür ederim. Evet. Zamanınızı ayırdınız. Hakikaten çünkü zaman çok değerlidir. Hiçbir servetle alınabilmeyeceği bir şeydir. Bir dakikanı bile, bir evet. saniyeni bile geri alabilmelik. Ama siz bizim için her şeyden değerli olan zamanınızı ayırdınız ve çok da muhteşem, o zamana layık bir konuşma yaptınız. İnanırım ki insanlar sizin çıkışınızdan sonra bu meseleni daha çok araştıracak ve okuyacak. Çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun hocam, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben bu konuşmalarımda hep benim babamın dayısının çocuklarının yaşadıkları hikaye vardı. Belki onu da beklediniz, onu anlatayım diye, ama ona fırsat gelmedi. Bir seferinde, bir başka seferde bunu anlatayım. Çünkü ben bunların hikayelerini dinledikçe bunların hikayelerinin, yani her birine ait bir hikayeden bir film oluşacağını, bir film yapılacağını ve dünya sinemalarını da sarsacağına inanıyorum. Yeter ki biz kafa verelim, yeter ki bizim romancılarımız, hikayecilerimiz, senaristlerimiz otursun, kafa versin, yazsınlar. Ya temizlikse en temiz millet, kahramanlıksa en kahraman millet, dindarsa Allah'a en çok inanan millet bizim milletin olduğuna inanıyor. Ve bu inançla saygılarımı, sevgilerimi ve bütün minnettarlığımı bütün Azerbaycan'daki kardeşlerime sunmak istiyorum buradan.
Ben çok teşekkür ederim. Ben de değerli hocamıza, değerli aydınımıza teşekkürümü eləyirəm ve buradan ben de bütün senaristler, yöneticilere seslenirəm. Bundan sonra yeni bir soyqırımları yaşamamızı istəmirsinizsə, içinizde azacık da olsa ben de insanım bunu istəmirəm deyirsinizsə, bizim başımıza gelenleri, o köçürülməni soyqırım adlandıranların değil, sözün həqiqi mənasında soyqırım yaşamış İravanlının, Ahıskalının, Doğu Türkistanlının və bizim Tatar qardaşlarımızın, aynı zamanda Qarabağın faciəsini senariləşdirib film olarak çəkin ki, bu gələcək nəsilləri kindar yapmaz. Bu gələcək nəsilləri ehtiyatlı olmaqda eytər və ehtiyatlı olmağa düşmənin dostun kim olduğunu oyandırmağa xidmət edər. Sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm.